cümleten selamun aleyküm hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli çok güzel bir beş şiş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde mavi ve beyaz tonlarında iki tane patiklik ip kullandım. Şişlerim ise 3 numara hanımlar. Hemen modelimi göstermek istiyorum. İşte modelimiz bu şekilde. Boncuk gibi çok güzel, çok şık oldu. Şöyle baktığımız anda bu defa patiğimin ön tarafına uyguladığım modelin aynısını arka tarafına da uyguladım. Çünkü bu tarz yapmamı isteyenler oldu. İstek üzerine bu defa bu şekilde çalıştım. Böyle. Hanımlar bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Ben burayı ben iki renk olarak çalıştım ama siz bu renkli yerlerini rengarenk yapabilirsiniz. Böylece artık iplerinizi de değerlendirmiş olursunuz. Hanımlar ben hemen patiğime başlamak istiyorum. Patiğimize her zaman olduğu gibi burun tarafından 12 ilmek olarak başladım. 1 2 3 4 5 6 bu şekilde 12 adet ilmeğimizi atacağız. Ee, ben bu başlama tekniğini hemen hemen bütün 5 iş patik videolarımda gösterdim. Şimdi tekrardan göstermemin sebebi de şu. Bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımlarımızın da kafaları karışmasın diye. Böyle sayalım bakalım. 3, 6, 9, 10, 11 bir ilmek daha atıyorum. 12. 12 ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum. Patiğimizin bakın şöyle baktığımızda da örgümüzün Arka yüzündeyiz. İlk kenardaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Kalan ilmeklerimin hepsini sıra kadar ters olarak öreceğim. Ayrıca kanalımda farklı 5 iş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinizi dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Patiğimin ön yüzündeyim hanımlar. Düz örgü uygulaması yapacağım. Ve artık 5 şişe de geçiş yapacağız. Kenar ilmeğim 1 2 3. ilmeğimi ördüm. 4 5 ve 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. 12 tane ilmeğim vardı. 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Böyle. Hanımlar şimdi hiç geri dönmeyeceğiz. İlk başladığımız yerlerden ilmekler çıkartacağız. 3. şişime ilmek takacağım. Bakın ilk ilmeğimi hemen bu kenardan şuradan alıp şöyle çıkartıyorum. Şöyle sonrasında ben tığ yardımı ile ilk başladığım yerden ilmekler çıkartacağım. İlk baştaki attığımız 12 ilmeğimizi şiş üzerine atsaydık şayet buralar biraz daha gerçek olacaktı. İlmek çıkartmak kolay olacaktı. Fakat ben tek şiş üzerine attığım için burası biraz sıkı ve tığımdan yardım alarak ilmeklerimi böyle çıkartıyorum. Şöyle 3 ilmeğim oldu. Şu 4. ilmeğim şu 5 ve 6 Üçüncü şişimde de altı tane ilmeğim oldu. Şimdi dördüncü şişime de bir altı ilmek çıkartacağım. Böylece 4 şişimizde de 6 şer tane ilmek olacak. Hanımlar ilk başladığımız yerde ilmeğin iki kanadından birden bakın. Şu şekilde girerek şöyle ilmeğimizi çıkartıyoruz. Böyle şişime takıyorum. Böyle hanımlar. Şu i̇şte beşinci ilmeğim. Şu kenardan bir ilmek daha çıkartacağım. Aldım. Böylece dört şişimde de 6 şart tane ilmeğim oldu. Şimdi beşinci şişimi aldım. Örmeye başlıyorum. Hanımlar bir sıra boyunca dört şişimdeki altı ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Beş şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. Dört şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Devam ediyorum yine örmeye. 3. şişime geldim yine buradaki altı ilmeğimi de örüyorum düz örgü uygulaması yapıyoruz hanımlar 4. ve sonuncu şişime geldim buradaki altı ilmeğimi de Örünce bir sırayı tamamlamış oluyoruz başlangıç yerine Geliyoruz Evet Geldik başlangıç yerine. Başlangıç yerimiz neresiydi? Karıştırdık diyenler olabilir. Hanımlar bakın başlangıçtaki bu minik ipimizin karşısındaki köşe başlangıç yerimizdir. Şimdi artırmalarımıza başlıyoruz. Şöyle baktığımız anda hanımlar patik burnunda artırmalarımızı bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Yani buradan ve buradan. Bu orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. Şöyle baktığımız anda kenar hemen buraya denk geliyor. İlk iki ilmeğimi örüyorum. 1 2. Iki. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şöyle şişimi takıyorum. Buradaki ilmeğimi düz ördüm. Gördüğünüz üzere ilk artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerim düz. Birinci şişimde 7 tane ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenar bu sol tarafta kalıyor. Son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın hanımlar sondan ikinci ilmeğim. Bu ikinci ilmeğimin altındaki hemen şuradaki ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm kalan iki ilmeğim düz. İkinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Bakın burada kenar hemen sağ tarafa denk geliyor. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Burada da son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Çünkü kenar burada sol tarafa denk geliyor. Bakın şöyle. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu şey, ilmeğimin kenarına şimdi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan iki ilmeğim düz. Böylece dört şişimde de yedişer tane ilmeğim oldu. Bir sıra boyunca artırmamızı yaptık. Şimdi hanımlar bir sıra boyunca dört şişimdeki yedi ilmeğimi de artırma yapmadan düz olarak öreceğim. Yani bir sıra artırma yapıyoruz hanımlar dört şişimizde de bir sıra artırma yapmadan ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bunun sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şimdi kedi ilmeğimi de ördüm. 3 ve 4. işlerimde ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca hatırlatmak istedim. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmeğimiz kalana kadar örüp öyle artırmamızı yapıyoruz. Evet. 4. şişimdeki 7 ilmeğimi de ördüm. Tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim hanımlar. Kenardan ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından ikinci ilmeğimin altındaki şuradaki ilmeğimin kenarına şimdi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz. İkinci şişime geldim. İkinci şişinde de son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sonların ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan iki ilmeğim düz. Üçüncü şişime geldim. Burada da kenar hemen buraya denk geliyor. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şey ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldım ilmeğimi düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz. İlk üç şişimde sekizer tane ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar hemen bu sol tarafa denk geliyor. Son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan iki ilmeğim düz. Dört şişimizde de sekiz tane ilmeğimiz oldu. Bakın yine başlangıç yerine geldik. Şimdi bir sıra boyunca dört içimizdeki sekiz ilmeğimizi düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz. Artıracağız. Ve öyle sırasıyla örerek patiğimizin burnunu bitireceğiz hanımlar. Ee, hanımlar ben bu patiğimde artırmalarımı şu şekilde yaptım. Bu modelimiz 3 ilmek ve katlar üzerine kuruluyor. Ben her, her işime 14'er ilmek yaptığımda e, 4 çimde de 56 ilmek oluyor. 56 ilmek de 3'ün katı olmadığı için model sığmıyor. Ben bir tane şişime 15 ilmek yaptım. İlk şişime 15 ilmek olana kadar artırdım. Diğer şişlerimden şişlerimde de 14 tane ilmek var. Bu şekilde olunca 57 oldu. 57 de 3'ün katı olduğu için modelimiz tam denk geldi. Sizler şişlerinizi 15'er ilmek yaparsanız model tam denk geliyor. Dediğim gibi ben ilk şişime 15 diğer üç şişime de 14 ilmeğim olana kadar artırdım ve modelimi kurdum. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım ve gelelim. Sonra da birlikte bu güzel ve kolay modelimize başlayalım. Evet hanımlar ben artırmalarımı yaptım ve geldim. İlk şişimde 15 diğer üç şişimde de 14'er tane ilmeğim var. 3'ün katı olacak şekilde ayarladım. Bu aşamada da artık bu mavi ipimi şöyle beyazımı bağladım. Beyaz ipimle gideceğim. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor ve ilk sırasını hemen kurmaya başlıyoruz. Öncelikle hanımlar yapacağımız işlem şu. Artırma yapıyorum. İpimi şişime bakın. Şöyle değil. Şişim üstü ipim alttan gelecek şekilde şöyle doluyorum. Bu şekilde. Öndeki bir tane mavi ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Yanındaki 2 adet ilmeğimi örüyorum. Sonra bu artırmış olduğum şu ilk beyaz ilmeğimi alıp şu öndeki üç ilmeğimin üzerinden geç atlatıp şöyle bırakıyorum. Yeniden ilk üçlü ilmeğimizle modelimizi kurduk. Yeniden aynı işlemi tekrar edeceğim. İpimi şöyle şişime doluyorum. Bakın şişim üstte ipim alttan gelecek şekilde şöyle. Bir tane mavi ilmeğimi örmeden şişime aldım. Bu şekilde iki tane yanındaki ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. Düz örgü. Sonra bu artırdığım bu beyaz ipimi ilmeğimi alıp öndeki 3 ilmeğin üzerinden atlatıp şöyle bırakıyorum. Yeniden aynı işlemi tekrar ediyorum. Artırma yapıyorum. Bir ilmeğimi örmeden alıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Sonra bu artırma yaptığım ilmeğimi alıp öndeki 3 ilmeğin üzerinden atlatıp şurada bırakıyorum. Tekrar artırma yapıyorum. Bir tane mavi ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 2 tane beyazımı örüyorum. Sonra bu beyaz ilmeğimi ilk artırma yapmış olduğum ilmeğimi getirip öndeki üç ilmeğin üzerinden atlatıp burada bırakıyorum. Bakın hemen şeklimiz böyle oluyor ilk sıramızda. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Artırma yaptım. Bir mavimi örmeden aldım. İki tane beyazımı örüyorum. Bu artırma yaptığım ilmeğimi getirip öndeki üç ilmeğin üzerinden atlatıp önde bırakıyorum. İkinci şişimden devam edeceğim hemen modelime. Artırma yapıyorum. Bir mavi örmeden alıyorum. İki ilmeğimi beyaz ipimle örüyorum. Artırma yaptığım ilmeğimi üç ilmeğin üstünden atlatıp öyle önde bırakıyorum. Yeniden modeli kuracağım. Artırma yaptım. Bir ilmek örmeden aldım. İki tane ilmeğimi düz örüyorum. Bu o artırma yaptığım ilmeğimi de getirip üç ilmeğin üzerinden atlatıp önde bırakıyorum. Hanımlar yapacağımız işlem bu. Her üç ilmekte bu modelimizi kuruyoruz. Şöyle artırma yaptım. Bir ilmek örmeden aldım. İki ilmeğimi örüyorum. Bu uzun ilmeğimi getirip şöyle uzun ilmek derken ilk bir artırma yaptım. Ilmeğimi getirip üç ilmeğin üzerinden atlatıp burada bırakıyorum. Artırma yaptım. Bir ilmek örmeden alıyorum. İki ilmek öreceğim. Bir hanımlar üçüncü işinden de bir ilmek kaydıracağım buraya model denk gelsin diye. Şöyle iki. Sonrasında bu Artırma yapmış olduğum beyaz ilmeğimi şunu alıp şuradakini 3 ilmeğin üzerinden atlatıp şöyle bırakıyorum. Diğer şimdiden de devam edeceğim. Bir ilmek buraya kaydı ama önemli değil hanımlar. Model, modelde bozulma falan olmuyor. Devam ediyorum. Artırma yaptım. Bir ilmek örmeden aldım. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bu artırma yaptığım ilmeğimi getirip 3 ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Dört çişimizde de sevgili hanımlar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Artırma yapıyoruz. Bir tane mavi ilmeği örmeden alıyoruz. Önündeki iki tane beyazı örüyoruz. Sonra artırma yaptığımız ilmeğimizi üç ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyoruz. Yapacağımız işlem bunlar ibaret. Şöyle modelimizi kuruyoruz. Bakın burada bir ilmeğim kalmış. Bunu da hanımlar şöyle yapalım. Dördüncü şişime aktarayım. Model tam denk gelsin diye artırmamı yapıyorum. Bir tane mavi örmeden aldım. 2 ilmek ördüm. Sonra bu beyazı getirip 3 ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Her üç ilmekte aynı modeli uyguluyoruz hanımlar. Modelimizin ilk sırası böyle yapılıyor. Bu şekil. Sonuncu modelimi yapıyorum şimdi. bunu kaçırdım. Yeniden öreyim. Bilmeyimi örüyorum. Sonuncu ilmeğimi artırma yaptım ilmeğimi de şöyle getirip 3 ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Modelimizde ilk sıramızı tamamladık hanımlar. Birinci sırada model buydu. İkinci sıramıza geldik. Modelimizin ikinci sırasında bu mavi ilmeklerimiz dahil hepsini beyaz ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Modelimizin ikinci sırası böyle hanımlar. Bakın. Hepsini beyaz ipim ile düz olarak modelimin ikinci sırasında örüyorum. Bu şekilde. Hanımlar diğer üç şişimizdeki ilmeklerimizi de yine beyaz ipimiz ile düz olarak örelim gelelim ikinci sıramızı tamamlayalım. Evet. Diğer üç eşindeki ilmeklerimi de beyaz ipimle ördüm. Geldim. ikinci sıramız bitti. Şimdi geldik üçüncü sıramıza. Üçüncü sıramıza da yine beyaz ipimizle devam edeceğiz. Sanımlar bakın burada ilk ilmeğimiz maviydi. Altta üzerine gerçi bir sıra beyaz ördük ama bu ilmeğimiz. Bu ilk ilmeği örmeden alıyorum. Hemen yanındaki iki ilmeğimi beyaz ipimle düz örüyorum. Burada yapacağımız işlem şu. Bu örmeden aldığım ilk ilmeğim ile şu iki tane ilmeğimi yer değiştirerek öreceğim. Bu örmeden aldığım ilk ilmeğim önden gelecek şekilde, diğer iki ilmeğim de arkadan gelecek şekilde şöyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdikten sonra örmeden aldığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi ikinci modelimize geçtik. Bakın alttaki şu ilmeğim. İlk ilmeğimi burada örmeden alıyorum. Bakın. Hemen yanındaki iki tane beyazımı örüyorum. Sonra bu o ilk örmeden aldığım ilmek ile ördüğüm iki tane ilmeğim vardı. Bu ikisini yer değiştiriyorum. Bu ilk örmeden aldığım ilmek önden gelecek şekilde şöyle yer değiştirdim. Yer değiştirdikten sonra bu ilmeğimi düz olarak şöyle örüyorum. İkinci modelimizi de böyle tamamladık. Geldik diğer modelimize, üçüncü modelimize. Yine bu ilk ilmeği örmeden alıyorum. Yanındaki iki ilmeğimi düz örüyorum. Sonrasında bu ilk ilmeğim ile iki ilmeğimi şöyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdikten sonra bu ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şeklimiz böyle hanımlar. Bakın modelimiz ortaya çıkıyor burada. Devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Öndeki iki ilmeğimi örüyorum. Yine bu ilk örmeden aldığım ilmek ile iki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Yer değiştirdikten sonra bu ilmeğimi de örüyorum yine. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındaki iki ilmeğimi örüyorum. Bu örmeden aldığım ilmek ile diğer ördüğüm iki ilmeği şöyle yer değiştiriyorum. Sonra bu tek ilmeğimi de örüyorum. Bakın modelimizi bu şekilde tamamlıyoruz hanımlar. İkinci şimdi de aynı işlemleri uygulayacağım. Modelimizin üçüncü sırası böyle ilerleyecek. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındaki iki ilmeğimi örüyorum. Sonra bu iki ilmeği birbiriyle yer değiştirdikten sonra şöyle örmeden aldığım ilmeğimi de düz olarak örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındaki iki taneyi ördüm. Bu örmeden aldığım bir ilmek ile diğer iki ilmeği yer değiştiriyorum. Yer değiştirdikten sonra buradaki bir ilmeğimi de düz olarak örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındaki iki ilmeğimi örüyorum. Bu örmeden aldığım ilmek önden gelecek şekilde. Diğer iki ilmek arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Sonra buradaki bir ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimizi üçüncü sırasını bu şekilde tamamlıyoruz. Gördüğünüz üzere modelimiz üçerli grup ilmekler üzerine kuruluyor hanımlar. Bu şekilde. Üçüncü şişme geldim. Burada da yine devam ediyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Yanındaki iki ilmeği örüyorum. Örmeden aldığım ilmek önden gelecek şekilde, diğer iki ilmek arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Sonra yer değiştirdikten sonra buradaki bir ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Yarım ilmek yapmışım. Ben onları da düzelteyim. Dört işimizde de aynı işlemi yaparak modelimizi uyguluyoruz. Bir diğer modelime geldim. Yine burada da aynı işlemi devam ettiriyorum. Dördüncü işime geldim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Yanındaki iki ilmeğimi örüyorum. Örmeden aldım ilmek önden gelecek şekilde diğer iki ilmek arkadan gelecek şekilde yer değiştiriyorum. Yer değiştirdikten sonra bir ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Şöyle. Son modelimi yapıyorum ilmekleri yer değiştiriyorum bu tek ilmeğimi de örüyorum evet hanımlar 3. sıramızı tamamladık modelimizde geldik 4. ve sonuncu sıramıza bu sıramızda da yine beyaz ipimizle öreceğiz 4 sıra boyunca beyaz ipimizi kullanıyoruz 4. sıramızda sevgili hanımlar ilmeklerimizin hepsini beyaz ipimiz ile düz olarak örüyoruz böylece modelimiz tamamlanmış oluyor bu şekilde bakın hepsini beyaz ile ördüm Şimdi diğer üç çeşimdeki ilmeklerimizi de beyaz ipimizle düz olarak örelim. Dördüncü sıramızı tamamlayalım. Evet hanımlar. Ben diğer üç işimdeki ilmeklerimi de bakın beyaz ipimle ördüm. 4 sıramızı tamamladık. Modelimiz bitti. Yeni modele geçmeden önce mavi ipimiz ile devam edeceğiz hanımlar. Şöyle tekrar mavi ipimi elime alıyorum. İlmeklerimin hepsini bu sıramızda da mavi ipimle öreceğim. Model aralarında böyle mavi sıramız var hanımlar. Bakın. Hepsini düz örüyorum. Eğer siz renk, renk yapacaksanız burayı farklı renklerle tamamlayın bu şekilde. Hanımlar şimdi dört çimfeteki ilmeklerimizi de iki sıra boyunca renkli ipimiz ile örelim gelelim. Evet sevgili hanımlar iki sıra boyunca bakın mavi ipimle. Dört ilmeklerimi de örtüm geldim. Tekrar beyaz ipimi alıyorum. Modelimize ilk modelimize başladığımız gibi aynı şekilde aynı sayılarla başlıyorum. Şöyle yine bu şekilde artırma yapıyorum bir tane ipimi şişime doluyorum. Bir tane mavi ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındaki iki ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Bu artırdığım ilmeğimi üç ilmeğimi üzerinden atlatıp burada bırakıyorum. Artırma yapıyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. İki ilmek örüyorum. Sonra bu artırdığım ilmeği önceki 3 ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Artırma yapıyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi örüyorum. Bu artırdığım ilmeğimi böyle 3 ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Artırma yapıyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi beyaz ipimle örüyorum. Artırma yaptığım ilmeğimi şöyle atlatıp bırakıyorum. Artırma yapıyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi örüyorum. Artıma yaptığım ilmeğimi 3 ilmeğin üzerinden atlatıp şöyle arkada bırakıyorum. Bu şekilde hanımlar ilk modelimiz yaptığımız gibi ikinci modelimizin de başta yap, başlangıcını yaptık. İlk sırasını yaptık. Sonrasında birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sıra diye modelimiz tekrar edecek hanımlar. Eğer, eğer ki kafanız karışacak olursa ilk modelin birinci, ikinci, üçüncü sırasını özellikle belirttim zaten. İlk modelin sıralarını takip ederek ikinci modeli de yapabilirsiniz. Hanımlar ikinci model bittikten sonra da yine ee, zaten 4 sırada model bitiyor. 4. sıradan sonra tekrardan renkli ipimizle 2 sıra örüp e, 3. modele başlatacağız. 3. model yine 4 sırada bitince iki sıra renkli ipimizle örüp diğer 4. modelimizi başlatacağız. Bu şekilde hanımlar patiğimizin e, patiğimizdeki modelimizi tamamlayacağız. Hanımlar ben bu patiğimi şöyle baktığımız anda ön tarafına 1, 2, 3, 4, 5 tane model kurdum. Benim ölçülerime göre tam geldi. Sizler bu aşamada patiğinizi ayağınızı ölçün. Bu bilek bölümüne kadar yapabilirsiniz hanımlar. Ben 5 tane yaptım ama belki siz 6 belki 4 yapacaksınız yeterli gelecek. Orası artık sizin ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir. Hanımlar en son siz de eğer benim gibi arkasına model kuracaksanız şayet en son hanımlar yeni modeli başlatmadan önce iki sıra renkli ipinizle düz ördükten sonra yeni modeli başlayacağınız sırada tekrardan gelin bilek ayrımına o esnada geçeceğiz. Çünkü modelin tam denk gelmesi için arkasına bu yeni modelin kurulması için böyle yapmamız gerekiyor. dediğim gibi ve bu en son modelimizi yapalım. Yaptıktan sonra iki sıra renkli ipimizle düz örelim. Düz ördükten sonra gelelim hanımlar. Sonra da bilek ayrımını yapalım ve bu modeli patiğimizin arka bölümlerine nasıl kurduğumu sizlere anlatacağım. Evet sevgili hanımlar, ben patiğimin ön tarafından toplamda 1 2 3 4 5 tane modelimi yaptım. Sonrasında 5. modelim bittikten sonra 2 sıra renkli ipimle düz ördüm. 6. modelimi kurmadan geldim. Hemen hanımlar buradaki model buraya tam denk gelsin diye mavi ve beyaz ipim vardı. İkisini birden keseceğim şöyle. Önce maviyi kesin bağladıktan sonra da beyazı keseceğim. Şöyle. Tam ortadan bilek ayrım bölümünden başlatacağız hanımlar yeniden modelimizi. Şöyle iplerimi çekiyorum. Tam ortası bir ayrım bölümünden tekrardan patiğimizin arkasını yapmaya başlayacağız modelimiz yanlara düzgün düşsün diye böyle yaptık İlk şimdiki sonuncu ilmeğim ile ikinci şimdiki ilk ilmeğimi yine birbiriyle şöyle yer değiştireceğim Burada hanımlar ilmekleri böyle yer değiştirmemin sebebi şu bilek ayrımımız daha sıkı ve sağlam oluyor. Sonra da açılma yapmıyor burası. Hanımlar ben bu patiğimi şu kenarlarına altışar ilmek haroşa yaptım. Ee, kalan bölümlere de yine model uygulamasına devam ettim. Örgümüzün hemen hem arka yüzünde düz örgü görünce haroş oluyor. Hem ön hem arka yüzde de ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben her iki tarafta da düz örgü örerek haroşayı elde ediyorum. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Öncelikle şu bilek ayrım bölümünden hemen bu ikinci işimden örmeye başlıyorum. 6 adet ilmeğimi düz olarak öreceğim. Yani haroşa olarak. Şu birinci ilmeğim. Şu iki. İlk iki ilmeğimi ördükten sonra da yine beyaz ipimin ucunu kendine bağlayacağım. Şöyle iki tane düğüm atıyorum buraya. Ardından iki ilmek örmüştüm. Şu üçüncü ilmeğim devam ediyorum ipimi tekizleyerek götüreyim şöyle dördüncü, 5 ve 6. Altın. 6. modelimi buraya böyle kurdum hanımlar şimdi e, tekrar burada model uygulamasına arka yüzde devam ediyoruz nasıl yapıyorduk İpimizi şu şekilde e, şişimize doluyorduk böyle şöyle şişimiz iş altta ipimiz üstten gelecek şekilde bir tane ilmek örmeden alıyordum hemen yanındaki iki ilmeğimi örüyordum sonrasında bu örmeden doladığımız ilmeğimizi üç ilmeğin üzerinden geçirip önde bırakıyorduk Yine ön yüze yaptığımız modelin aynısını yapacağız. Tekrardan ipimi şişime böyle doluyorum. Bakın bir ilmek örmeden şişime aldım. Hemen önündeki iki ilmeğimi düz öreceğim. Hanımlar ben patiğimin arkasını örerken düz ilmeklerimi şöyle örüyorum. Şişim üstte ipim altta. Bu şekilde örünce arka yüzde ters örüp gelirken ilmeklerin yönü ters örgü örerken düzgün düşüyor diye böyle yapıyorum. Sizin ilmekleriniz nasıl düzgün düşüyorsa nasıl rahat örüyorsanız o şekilde burada devam edebilirsiniz. Yeniden bu Artırmış olduğum ilmeğimi 3 ilmeğin üzerine getirip böyle bıraktım. Tekrar bir artırma yapıyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi yine düz ördüm. Artırdığım ilmeğimi 3 ilmeğin üstünden atlatıp bıraktım. Diğer şişlerimde de yine aynı işlemi tekrar ediyorum. Ön yüzde yapacağımız işlem aynı. Şöyle. Artırdığım ilmeğimi 3 ilmeğin üzerinden getirip bıraktım. Bu şekilde devam ediyorum. Şöyle uzun ilmeğimi bıraktım üstünden. Bir diğer şişime geçtim. Burada da aynı şekilde modelimi kurmaya devam ediyorum. Artırdım ilmeğimi 3 ilmeğimin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Artırıyorum. Bakın bir ilmek örmeden alıyorum burada. Hemen yanındaki 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Bu artırdım ilmeğimi 3 ilmeğimin üzerinden atlatıp böyle bırakıyorum. Ayrımı yaptığımız yere kadar modelimizi böyle kurmaya devam edeceğiz. Burada kaçırdım. Yeniden tüm ilmeklerimi şöyle bir ilmek artırıyordum, bir ilmek örmeden alıyorum, 2 ilmek yanına düz örüyorum. Arttırdım ilmeği 3 ilmek üzerinden atlatıp bırakıyorum. Bu şekilde. Son şişime kadar geldim. Burada son alt ilmeğim kalana kadar yine aynı modeli kurmaya devam edeceğim. Şöyle pardon ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındaki ilk ilmeğimi ördüm. Böyle. Son altı ilmeğim haroşa olduğu için son altı ilmeğimi düz öreceğim. İki ilmek daha ördüm. Artırdığım ilmeği atlatıp bıraktım. Bakın burada son altı ilmeğim kaldı. Son altı ilmeğimi burada düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi bilek ayrımına kadar geldik. Bilek ayrımından sonra geri dönüyorum. İlk kenardaki ilmeğimi örmeden aldım. ilk ilmeğimi. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 6 ilmeği düz öreceğim. 3 oldu. 4, 5, 6. Bakın burada kenarımıza haroşamız oluştu. Şimdi kalan ilmeklerimi arka yüzleyip sıra sonuna kadar ters olarak öreceğim beyaz ipimle. Modelimin ikinci sırasını arka yüzde bu şekilde örüyorum. Ters örgü uygulaması yapıyorum. Bu mavi ilmeklerim dahil beyazlarım hepsini ters örüyorum. Bir diğer şişime geldim. Burada da yine aynı işlemi uyguluyorum. İlmeklerimin hepsini ters örüyorum. Bu şekilde. Modelimizde ikinci sıramızdayız. Arka yüzde Bir diğer şişime geldim. Yine burada da ilmeklerimi ters örmeye devam ediyorum. Mavi ilmeklerimin yönü düzgün gelmediği için onu düzelterek örüyorum. Arka yüzde ya da şöyle de örülebilir. Ben bu şekilde bakın yine zorlanıyorum. Herkesin dediğim gibi örgü stili farklı olabildiği için yönü düzgün gelmeyen ilmekleri arka yüzde ben düzelterek örüyorum. Yoksa öremiyorum. Son şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi ters öreceğim. Son 6 ilmeğim sevgili hanımlar haroşa olduğu için son altı ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son altı ilmeğim kaldı. Düz olarak örüyorum. Buraya haroşa örgü düşüyor. Kenarlarımıza. İkinci sıramızı tamamladık. Bilek ayrımına geldik. Sonra tekrar geri dönüyoruz. Modelimizde üçüncü sıramızdayız. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Toplam 6 adet ilmeğim haroşa. Üç, dört, 5 ve 6. Sonrasında hanımlar bakın bu ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu mavi olan ilmek alttaki şu. Bunu örmeden şişime aldım. Yanındaki iki ilmeğimi düz örüyorum. Sonrasında bu örmeden aldığım ilmeğim önden gelecek şekilde, diğer iki ördüğüm ilmeğim arkadan gelecek şekilde şöyle yer değiştiriyorum. Sonrasında örmeden aldığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Diğer modelime geçtim. İlkini örmeden alıyorum. Yanındaki iki düz ilmeğimi örüyorum. Sonra bu ilk örmediğim ilmek ile iki ilmeğimi, ördüğüm ilmeğimi yer değiştirdim. Sonra bu örmediğim ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Üçüncü sıramızı da böyle tamamlıyoruz. İlk ilmeğimi örmediğini aldım. Yanındaki iki ilmeğimi örüyorum. Sonra bu ilk ilmeğim ile yanında örmüş olduğum iki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Bu ilk ilmeğimi de sonrasında örüyorum. Diğer şişime geçtim. Burada da yine aynı modeli kurmaya devam ediyoruz. Her 3 ilmekte bir model tekrar ediyor. Bakın ilkini örmeden aldım. Yanındaki 2 ilmeğimi örüyorum. Örmediğim ilmek ile 2 ilmeği yer değiştirdim. En son örmediğim ilmeği de düz olarak örüyorum. Böyle modelimizi 3. sırasını böyle devam ettiriyoruz. Şöyle bu iki ilmekle yer değiştiriyorum. Sonra bu bir ilmeğimi de örüyorum. Bakın arkaya da yine aynı modelimiz düşüyor hanımlar. Diğer şişime geldim. Aynı model kurulumuna bu şişimde de devam ediyorum. İlkini örmeden alıyorum. Yanındaki iki ilmeği örüyorum. İki ördüm ilmek ile ilk ilmeğimi yer değiştirdim. En son örmediğim ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Normalde ben patik arkalarını düz örüyordum fakat arkalarına da model koyar mısınız patiklerin diye öyle bir talep geldi. Arkaya nasıl model koyacağız diye. Bu da merak edenlere fikir olsun. Bu şekilde devam ettiriyoruz hanımlar. Öndeki modeli arka yüzde kuruyoruz. Tek fark şu. Arka yüze model kurarken hem ön hem arka yüzde modelimizi yapıyoruz. Şöyle devam ettiriyorum. Son bir modelim kaldı. Yine bunu da aynı şekilde diğerleriyle aynı şekilde örüyorum. Bakın son 6 ilmeğim kaldı. Kalan son 6 ilmeğim de haroşa olduğu için düz olarak örüp bilek ayrımına geliyoruz. Bilek ayrımından sonra geri dönüyorum hanımlar. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 6 adet ilmeğim. Haroşa, düz örgü, 5, 6. 4. sıramızda ilmeklerimizin hepsini artık ters olarak öreceğiz arka yüzde bu şekilde. Ilmeklerimizin hepsi ters. Geri dönüyorum. Yine burada da ilmeklerimin hepsini geri dönmüyorum. İkinci şişime geçiyorum daha doğrusu. Yine burada da ilmeklerimi ters örüyorum. Diğer şişime geldim. iplerimi de bir gizleyeceğim hanımlar. Bakın hanımlar bir de e, hemen yeri gelmişken göstereyim. Modelimizin işten görünüşü de böyle. İç taraftan da temiz düzgün bir görüntüsü var modelin. Hani videonun sonunda normalde göstermem gerekiyor ama genelde unutuyorum. Yeri gelmişken bu arada göstermiş de oldum patiğimizin içini. Son şişime geldim. Yine burada da ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece kenardaki son 6 ilmeğim haroşa olduğu için düz öreceğim. Modelimizde 4. sıramızı da yaptık. Modelimiz böylece bitti hanımlar. Bakın son 6 ilmeğim kaldı. Kalan son 6 ilmeğim de haroşa olduğu için düz olarak ördüm. Şimdi geri dönüyoruz yine. Artık anılar modelimiz bitti. Yine mavi ipimize geçeceğiz. Öncelikle ipimi işte aradan geçirerek arkaya doğru götürdüm. Beyaz ipimi, mavi ipime yeniden burada geçiş yapacağım. Şöyle mavi ipimi aldım. Kenardaki alt adet haroşamı yine haroş olarak örüyorum. Bir, iki ilmeğim oldu. İki ilmekten sonra yine mavi ipimin ucunu da şöyle kendine bağlayayım ki açılmasın. Artık iplerimizi kesmemize gerek yok. Patimizin arkasını bitene kadar iplerimiz aynı iplerimizle örmeye devam edeceğiz. Üç ilmeğim oldu mavi ile. Kenarda 6 ilmek haroşam vardı. 4 oldu. Şu 5. ilmeğim ve 6. haroşamı mavi ile ördüm. Şimdi hanımlar mavi ile ön yüzde ilmeklerimizin hepsini bu şekilde düz olarak öreceğiz. Bilek diğer bilek ayrımı yaptığımız yere kadar bu şekilde. Şimdi diğer bilek ayrımına kadar hanımlar düz olarak ilmeklerimizin hepsini renkli ipimizle örelim gelelim. Evet hanımlar bir bilek, ayrımı yaptığım yere kadar böyle mavi ipimle ilmeklerimi ön yüzeydik düz ördüm. Geri dönüyorum. Kenarda alt ilmek haroşam olduğu için alt ilmeğimi düz öreceğim. 2 3 4 5 6 Arka yüzde de mavi ipimle ilmeklerimi ters öreceğim. Ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde iki sıra renkli ipimle örgümü böyle tamamlıyorum hanımlar. Bu şekilde. Şimdi diğer bilek ayrımına kadar ilmekleri ters örelim. Sadece son 6 ilmeğim sarhoşa olduğu için bunu düz olarak örmeyi unutmayalım. Evet sevgili hanımlar bakın mavi ipim ile arka yüzde ilmeklerimin hepsini ördüm. Tekrar bilek ayrımına geldim. Tekrar mavi ipimi şöyle aradan geçirerek arka yüzü bırakıyorum. Tekrar beyaz ipimizi alıyoruz hanımlar. İlk modelimizi yaptığımız gibi ikinci modelimizi de yapmaya başlıyoruz. 4 sırada modeli yapıyoruz. 2 sıra ön yüzde düz ark yüzde ters olacak şekilde renkli ipimizle örüyoruz. Tekrardan beyaz ipime geçtim. İlk 6 ilmeğim haroşa olduğu için beyaz ipimle düz örüyorum. 4, 5, 6. Sonrasında hemen modelimi kurmaya başlıyorum. Aynı hizadan alttaki modelle. Artırma yapıyorum bir tane. Bir ilmek örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Artırma yaptığım ilmeğimi 3 ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Artırma yapıyorum. 1 ilmek örmeden alıyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Artırma yaptığım ilmeğimi öndeki 3 ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Artırma yapıyorum. 1 ilmek örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Artırma yaptığım ilmeğimi 3 ilmeğin üzerinden geçip geçirip şöyle bırakıyorum. İlk modelimiz gibi ikinci modelimizde arka yüzde aynı şekilde kurmaya devam ediyoruz hanımlar. Arka yüzde Modelimizin yapılışı da böyle. Hanımlar ben bu patiğimin arkasına toplamda şuradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane model kurdum. Benim ölçülerime göre bakın tam denk geldi. Sizler ayağınıza ölçerek yapın hanımlar bu bölümü. Patiğinizi ayağınıza giyin. Arka bölümünü topuğunuzun bu kenarına kadar örün. Ondan sonra e, topuğa geçelim. Hani benim yaptığım ölçüye göre yaparsanız belki sizin ölçüleriniz farklı olabilir. Belki benden daha küçük yapacaksınız, belki daha büyük ya da örgünüz daha sık olabilir, daha gevşek. Arka bölümünde lütfen ayağınıza ölçün. Öyle çok daha güzel iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını örelim, gelelim. Sonra da birlikte topuğumuzu kesmeye başlayalım. Evet sevgili hanımlar ben patiğimin arka tarafını ördüm ve geldim. Arkasına şöyle hesaplayalım. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane modelimi kurdum. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Bu aşamada hani bilek ayrı sonra burası genişlediği için tüm ilmeklerimiz şöyle tek işte toplanacak duruma geldi. Fakat ben bu aşamada bu sol tarafa 24 adet ilmeğimi ayırdım. Topuk kesimi de bana kolaylık sağlasın diye. Şimdi patiğimizin topuğunu kesmeye başlayacağız hanımlar. Ee, topuk bölümünde kenardaki 6 adet haroşa ilmeğimi yine haroşa olarak öreceğim. Sizler dilerseniz bu arka kısmı mavi ipe geçerek mavi de yapabilirsiniz topuk kısmını. Ama ben e, beyaz tercih ettim. Beyaz diye devam edeceğim. 6 tane haroşamı ördüm. Ardından patiğimin ön yüzündeyim. Düz olarak sayarak örmeye devam edeceğim. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22-23 İlk 23 ilmeğimi ördüm 24. ilmeğime gelince Şu öndeki iki ilmeğimi alıyorum ikisini birlikte keserek örüyorum İlk kesimimizi yaptık burada 24. ilmeğimizi örerken kesim yaptık Bu sol tarafa da 24 ilmeğimizi Ayırmıştık zaten ee, Hanımlar şimdi orta tarafa bakıyorum ortada 8 adet ilmeğim kalmış topuğum için Buradaki 8 ilmeğim her seferinde birer birer eksilip bitecek ve Patiğimizin topuğu oluşacak şimdi geri dönüyorum İlk kesmiş olduğum ilmeğimi örmeden aldım Arka yüzde olduğumuz için bu bölümde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ta ki son 6 ilmeğim kalana kadar son 6 ilmeğim de haroşa olduğu için düz olarak öreceğim. Bakın son 6 ilmeğime geldim. 6 ilmeğimi düz örüyorum. Geri dönüyorum tekrar ön yüzdeyiz ve bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. İlk 23 ilmeğimi düz olarak öreceğim. 24. ilmeğimi örerken öndeki iki ilmeğimi keseceğim. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ve 23 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğime gelince şu öndeki iki ilmeğimi alıyorum. İkisini birlikte şöyle kesiyorum hanımlar. İkinci kesimimizi yaptık. Bu aşamada bir önceki sırada bu arada 8 ilmeğimiz vardı. Şimdi bakıyoruz burada 7 ilmeğimiz kalmış. Gördüğünüz üzere burada bir ilmek eksildi. Şimdi hanımlar yapacağımız işlem şu geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri sıra sonuna kadar öreceğiz. Ön yüze tekrardan ilk 23 ilmeğimizi örüp 24. örerken kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan son 7 ilmeğimiz birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar bakın patemin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi kestirmeye geldim. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Şimdi sağ şişimizde de 24 ilmeğimiz kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı da aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, diğerinden de bir ilmek alıyorum. Tığım ile ikisini birden topluyorum. Sonraki kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişimden bir ilmek, diğerinden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeğimi ilk içinden geçirip bıraktım. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, diğerinden de bir ilmek aldım. İkinciyi ilk içinden geçirip bıraktım. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftan bir ilmek, diğer şişten de bir ilmek. İkinciyi ilk içinden geçirip bırakıyorum. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve İkinci ilmeğimizi ilk ilmeğimizin içinden geçirip bırakıyoruz. Tığımızda kalan iki ilmeğimizi de kesiyoruz hanımlar. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim ve gelelim. Evet hanımlar şişlerimde son iki şişler ilmeğim kaldı. Yine buradaki ilmeklerimi de sırasıyla alıyorum. İkinciyi ilkinin içinden geçirip bıraktım. Tığımdaki ilmekleri topladım. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benler taraftaki ilmeğimi aldım. Sonra diğer şimdik ilmeğimi aldım. Tığımda şu anda 3 adet ilmeğim var. Üçünü birden şöyle topluyorum. Ardından da şuraya iki tane sıkı bir zincir çektim. İpimi artık kesiyorum. İpimizde hanımlar topumuza bakmadan önce hemen unutmadan aklımızdayken şuraya şöyle gizleyelim. İlmek aralarından geçirerek bu minik ipleri gizliyorum. Daha önce bu kesmiş olduğum mavi iplerimi falan da içeride gizledim hanımlar. Şöyle. Bakın patiğimizin topuğu da gayet muntazam. Güzel durdu. Dediğim gibi siz mavi de kullanabilirsiniz topuk bölümünde. Patiğimiz bitti. Hemen makine ayağımıza da giydirmek istiyorum. Gözünüzün önünde. Makine ayağımda yine 37, 38 ve 39 için uyumlu hanımlar. Şöyle bir de 5 şiş patiğin özelliği zaten şudur. Şiş, şiş işe patiklerinin özelliği esnek oluyorlar. Şöyle gözünüzün önünde de şöyle güzelce giydireyim. Şöyle. Bakın. Gayet güzel. Hoş. Şık. Boncuk gibi bir patik oldum Evet hanımlar yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik Umarım sizlere faydalı hoş bir video olmuştur Yeni modellerde yeni videolarda buluşmak dileğiyle Şimdilik hoşçakalın Sağlıcakla kalın